Bakın, bu bölümde ayrıca bu yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla yönetim organının uygun gördüğü ilave bilgilere de yer verilebilir. Bakın burada faaliyet raporunun sunumu ne zaman yapılacak? Aynen yönetmenin 16. maddesi hesap döneminin bitimini izleyen 2 ay içinde hazırlanır. Şirketin yönetim organı başkan üyeleri tarafından imzalanarak onaylanır. Yönetim organı üyelerinden herhangi birinin yıllık faaliyet raporuna yer alan bilgilerle ilgili farklı görüşte olması halinde itiraz ettiği hususlar gerekçeleriyle birlikte yıllık faaliyet raporunda bildirilir. Yani yönetim kurulunda biri itiraz ediyorsa onları da bu raporda itirazı belirtecek. Şimdi bir geçiş hükmü var. Bu hükmü niye koydu? Çünkü muhasebe 31.12.2012'ye kadar eski TTK ve bu hükümlerine göre tutulur. Muhasebe maddeleri 1.1.2013'te yürürlüğe girdiği için yeni TTK'da yani Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre yani TMS'ye göre tutulur hükmü. Dolayısıyla geçiş dönemi için sadece 2012 yılı için ne diyor? Geçiş hükmü olarak 2012 yılı hesap dönemine ait yıllık faaliyet raporunda yer verilecek finansal bilgiler eski Türkçe kanunu uyarınca düzenlenen mali tablolara dayandırılır. Yani bu yıl önümüzdeki Şubat sonuna kadar sunulacak, hazırlanacak raporda halihazırdaki muhasebe düzenine göre ürettiğimiz finansal bilgileri sunacağız ve bunlar uyumlu olacak. Şimdi burada dikkat ederseniz hazırlanır diyor, plancılar imzalanır diyor. Nereye verir? Yönetmelikte denir. Beklenti şudur. Türk Cihaz Kanunu'nda işte dedik ya devlet teknolojiyi kullanıyor. Yurt ve Cihaz Bakanlığı'nda bunların hazırlıklarını yaptılar. Hatta denetçileri bile izleyecek programlar yaptılar. Yani bağımsız denetçi bir sözleşme yaptığı firmaya gittiğinde oradan bilgi verecek. Dolayısıyla direkt o bilgi, yani biz şimdi internet ortamında sözleşmeleri bildiriyoruz gelir idaresine. O da çalışmalarını bildirecek. Dolayısıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdinde de bunlar elektronik ortamda izlenecek. Şunu diyebilecek. Demeli de beklenti de olur. Diyecek ki 2. ayın sonunda bunlar elektronik ortamda hani beyanname gönderiyor ki faaliyet raporunu da elektronik ortamda gönderecektir. Göndermeyenler hakkında da zaten bunun şeyi var. Cezası var. Tabii bu da bir bildirim, bu da bir bilgi, bu da beyan. Şimdi buraya da onu koyduk. Türk Ceza Kanunu'nda karşımız gelen suçlar, mesela sermaye şirketiyseniz eğer, sermaye şirketi ortaklarının biliyorsunuz kanunda sayılmış ayrı bir özellikleri vardır. Yani imkanları vardır. Nedir en büyük imkan? Sorumluluğun sınırlı olması. Yani tahvil ettiği sermaye kadar sorumluluğun sınırlı olması. Dolayısıyla bunu kim veriyor? Yasa koyucu veriyor. Yasa veriyor bu imkanı. Dolayısıyla şirketi diyor, şirket gibi yönet. Piyasayı dolandırma. Suç dolandırıcılık. Yani eğer borçlar karşılıksız kalırsa, varlıklar karşılamazsa, değerleri itibariyle suç dolandırıcılık. Hem de nitelikli dolandırıcılık diye. Çünkü ne yapıyorsun? Ticaret hayatında işte ticari itibarını kullanarak, öne çıkararak vesaire yaparak piyasayı dolandırıyorsun. Yani bankalar pek dolandırtmaz kendini. Ne yaparlar? İşte teminatlarını alırlar, ipoteklerini alırlar vesaire ama o iş yapan tacirler ne yapar? Filanca firma, iyi müşterimiz, iyi de mal çekiyor. Gönderir. Hatta oraya mal satmak için de can atar. İşte o insanı dolandırmış oluyor.
geçen seneden beri yaşanıyor 2-3 senedir. İflas erteleme alan firmalar. Can atıyor o markaya iş yapmak için. Gidiyor siparişi alıyor. Yapıyor. Götürüyor markaya teslim ediyor. Çünkü o markanın sahibi işletmeye bakıyorsunuz. Şaşalı binalar, işte kapıda Mercedesler, BMW'ler. 3-5 tane sekreterden geçiyorsunuz. Neticede aa burası büyük firma, iyi firma, ben burayla iş yapayım. Herkes can atıyor orayla iş yapmaya. Ama o görüntü işletmenin aynası değil. İşletmenin aynası finansal tablolarıdır. Onu göremiyor kimse. Onun için göremediği için de bizim küçük kobimiz, tacirimiz götürüyor işletmeye çarşamba günü 150 bin liralık malını teslim ediyor, faturayı da veriyor. Cuma günü tansiyonata gittiğinde kapıdan diyor dur bakalım içeride kayyum var, iflas ertelemesi talep ediyor. Parayı ne zaman alacağı belli değil. Bu dolandırıcılık değil de nedir? Bu nasıl tarif edilir başka türlü? İşte bunu önlemek için bu tedbirler. Yani işte o dolandırıcı batırıyor parayı. Kimin parasını batırıyor? Ülkenin parasını batırıyor. Yani makro düşündüğümüzde işletmenin parası mikro düşündüğümüzde, makro düşündüğümüzde ülkenin kaynakları heba oluyor. Zaten bu yasanın olma nedeni de bu. Yapılma nedeni de bu. Dolayısıyla bunun peşi bırakılmayacak. Yani ya nasıl olsa cezaları kaldırdık, bilmem ne yaptık, değiştirdik, ettik, Türk işi yaptık. Ama ne yaparız? Bir sene, iki sene. Ondan sonra zaten yasa gelecek, niye uygulamıyorsun diye gelecek. Evet, işte bildirilenler bunlar değerli meslektaşlarım. Buyurun efendim. İsterse sonra alalım. Hayır. Evet. Şubat ayı sonundan. Bilançolar Şubat Nisan'da çıkacak. Bilançolar, şimdi bakın tabii esas orada. Çok teşekkür ediyorum. Bunun içerisinde buna geldirdik ama şimdi bakın. Şubat sonunda faaliyet, böyle bir faaliyet raporu sunacaksa yönetim. Doğru olmaz. Doğru. Yani bana göre doğru, sana göre değil. Doğru. Neye göre doğru? Önceden belirtilmiş ölçütleri var. Vergi usul kanunu var. Onun değerlendirme hükümleri var. Türk cihaz kanunu var. Uluslararası muhasebe standartları var. Onun değerlendirme hükümleri var. Onlara uygun mutlaka bu ortaya koyulmak zorunda. Evet. Evet. Artık eskisi gibi olmayacak. Bundan sonra böyle olmayacak. Bunu ben 3-4 senedir söylüyorum. Türk cihaz kanunu ile ilgili. Yani o Fransız şirket nasıl ki 30'undan çıkmış kayıpların sonucunda iki tarihli rapor alıyorsa bizim işletmeler de onu yapacak. Eğer ikisinde %10 yanılmalı, 11'inde %100 doğru bir raporu aldığı zaman her ay ocağın 10'unda mutabakat yazısı yazmaya başlar firma muhasebesi. Yani borç alacak mutabakatı için karşı taraflara mektup yazmaya başlar. Her şey hazır elinde çünkü. Evet, evet, bir gün başladı burada Hüseyin kardeşimiz bir firmada dönem sonu çalışmasına. Ne yaptı? 700 küsur alıcıdan tümüne şey yazdı. Mutabakat mektubu yazdı. Yarın günde de oluyor. Elektronik ortamda şunlara gönderiyorsun. Türkiye çıkarıp gönderiyor. Yani bunlar mümkün. Bunlar mümkün. Eski alışkanlıklarımızı artık her vereceğiz. Yani ayın 30'undan 30'una kadar olan işlemlerle ilgili bütün kayıtlar yapılmış olmalı. Aksi takdirde yeni düzene ayak uyduramayız sevgili meslektaşlar. Yeni muhasebe düzenine, bu işlere ayak uyduramayız. Uyduramadığımız zaman da işimiz biter. Yani kendimizi arayacağız o zaman. Olması gereken budur. Çünkü ne yapıyor muhasebe? İşletmede yaşanan olayları raporluyor. Günlük olayları. Yevmiye'nin adı, yevmiye günlük demek değil. Arapça adı yevmiye, Türkçe adı günlük. Yani günlük yaşanan olayların kayda geçirilmesi. Yevmiye defteri o işe yarar, biliyor musun? Her gün yaşanan olayı, hatta anlık da kayıt yapılabilir. Ne yapar? Bir belge gelmiştir, hemen girilir. Mal geldi işletmeye, irsaliyeyle girilir stok programında. Sonuçta o malın geldiği bellidir. Faturası gelmese bile, sipariş fiyatı bellidir.
Proforma faturayla kaydı alınır. Faturası geldiği zaman da gerekli düzeltme kaydı yapılır. Yani mümkün değil diye bir şey yok. Bu mümkün olabilir. Bunu insanlar yapıyor. Yani yapıyor. Onun için eğer bunu sağlayacak bir düzeni muhasebe departmanında kuramazsak geleceğe ayak uyduramayız. İşin içinden çıkamayız. Ne olacak Nisan ayı sonuna kadar bilanço zamanı vardı? Doğru mu çıkıyor sanki? Doğru mu çıkıyor? Ya şunu tartışıyor Türkiye hala. Efendim kurumlar ayı Aralık ayı KDV beyannamesi verildikten sonra fatura geldiyse bunun katma değer vergisi ne olur? Bu tartışılır mı sevgili meslektaşlarım? Şimdi 24 Ocak'ta KDV beyannamesi veriliyor. 24 gün farkında değil mi o faturanın gelmediğinden? O borcunu bilmemesi mümkün mü? Böyle bir şey olabilir mi? Yani diyeceksiniz ki ya sen hikaye anlatıyorsun. Ve ayda yaşamıyoruz. Bunlar mümkün. Elektronik ortamda, muhasebe programlarında, hala hazır çalıştığınız muhasebe programlarının her zaman versiyon yeniliyorlar. O ve yenilenen versiyonlar bunu sağlamak için. Yani günlük kaydı sağlamak ve günlük raporlamayı sağlamak için. Teknolojiye ayak uyduracak, uyduruyor. Muhasebe programı da ayak uyduruyor. Uyduramazsa o da satamaz. Ne yaparız? Terk ederiz. Bilmem ne programı, ya bunlar işime yarar mı? Çünkü benim işimi geciktiriyor diyeceksiniz. Ben yesiniz diye o da kendini teknolojik olarak güncelliyor ve yeni versiyonlar üretip sürüyor. Hep bunlara karşılık vermek üzere. Programcı bunu yapıyor da muhasebeci niye yapmayacak? Zaten sorumluluk muhasebecide. Her ne kadar yönetim kurulunda yönetimdeyse de sorumluluk, işte yönetim adına kim yapıyor bunu? Bizler yapıyoruz. Evet, işte bildirilenler bunlar sevgili meslektaşlarım. Biraz içiniz kararıyor ama yani ne yapalım, gerçekleri söylemek zorundayız. Bunun için buradayız. Evet. Defter tasdikleri bir hikaye oldu. Şimdi tacirler işte bilanço esasına göre defter tutarlar. Bildiğiniz gibi. Tabii yine bizim bu damga vergisi defteri, imalat defterini koyduk. Her sunumumuzda var, burada da var. Tabii ki yürürlükte olduğu için var. Bunlara ilave olarak anonim şirketlerde genel kurul toplantı ve müzakere defteri diye genel kurul defteri eklendi. Karar defteri vardı zaten. Onu hep karar defteri diye geçiyor. O aslında yönetim kurulu karar defteridir. Aranın şirketlerde. Yani bu üç ilave olarak YMİ ekibine envantere ilave olarak esas defterler. Genel kurul toplantı ve müzakere defteri yönetim kurulu karar defteri. Pay defteri bir de var. Tasdiki mecburu olan. Bunlar tasdik edilecek. 40 nolu sirküler yayınladık. Gelmişler hepinize ulaşmıştık. 10 Aralık günü. Orada da ayrıntılı olarak ne kadar doküman edildiyse defter tasdikleriyle ilgili hata yapmamak adına onların hepsini bilgilerinize sunduk. O amaçla 6-7 sayfadır. Sadece defter tasdiklerini izah eden sirküler. Şöyle YMİ defteri, yani bu defterlerin tümünün açılış onayları yılın ilk ayından önceki ayın son gününe kadar tasdik ettirilmek zorundadır. Ancak genel kurul toplantı müzakere defteri, tabii onu yeni tasdik ettireceğimiz için tasdik ettirilmek yönetim kurulu karar defteri bunlar da tasdik ettirmek zorunda. Halihazırda tasdikliyse eğer yönetim kurulu karar defteri o kullanımlar devam edecek.
var ki, bakıyorsunuz 7-8 sayfa boş, yaprak boş, ondan sonra bir karar yapışık. Ondan sonra 3 sayfa yaprak yok, ondan sonra bir karar yapışık. Ne amaçla? İşte oraya bir karar lazım olur da karar alırsak diye. Böyle bir şey aldık, yok. Çünkü yönetim kurulu karar defteri tıpkı YMİ defterinde olduğu gibi her yıl Mart ayının sonunda kapanış onayı yaptırılacak noterler. YMİ defterinin ve yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayı her yıl Mart ayının sonunda yapılacak. Şimdi biliyorsunuz Ocak ayında görüldü onayı vardı. O artık yok. Ha aynı defteri kullanmaya devam edeceksek, yani YMİ defterinde sayfalar çok, seneye de bunu kullanın kararı verdiysek ya, Ocak ayının sonuna kadar devam tasdiki